Hazır mıyım? 9 yaşında başladım kafeye. O anda kondum altın kefeye. Bazı Twitch yayın yapan çocukların sesi o kadar ince ki, yani kalkıp AliExpress'ten ya da Çin'den 3-4 dolara mikrofon aldığı zaman, yani karşı tarafa harbiden zulüm olur. Bunun önüne geçmemiz lazımdı ve o yüzden böyle bir video hazırlamak istedim. Birinin artık dur demesi gerekiyordu. Counter, FIFA, Age of GTA, bunlar oyunsa hayat ne baba? 3 ayrı mikrofonla kayıt aldım. Kendi sesimi tanıyamadım. 4 dolar verdim, iyi bir performans çıkar diye umdum. Bulundum mu bulamadım. Yani mikrofon çok önemli bir şey. O yüzden dikkatli olmak lazım. Yakarlar adamı. İncelememize başlamadan önce şunları söylemek istiyorum. Birazcık boynum bükük kaldı. Çünkü son dönemlerde videolarımın paylaşma oranı düşmeye başlamış. Ben elimden geldiğince sizlere emek harcamaya çalışıyorum. Bunu sadece hani bana ait bir kanal olarak değil, hep beraber yükseklere taşıyabileceğimiz bir kanal olarak görün. Çünkü herkese cevap veriyorum. Herkesin istediğini yerine getirmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Bir köprü gibi düşünün. Ne köprüsü bilmiyorum artık. Wow. Merhaba arkadaşlar, Frekans Adam kanalına hoş geldiniz. Bugün çok acayip bir şey yapacağız. Ne yapacağız ben de bilmiyorum. Bir şeyler yapacağız işte. Elimde 2 adet Çin'den ucuza aldığım mikrofon var. Şimdi birçok arkadaşımız canlı yayın yapıyor. Canlı yayın yaparken ses kalitesine çok fazla önem vermiyor. Ya da bütçesi olmadığı için uygun fiyatlı çözümlere yöneliyor. Şimdi bu uygun fiyatlı çözümler gerçekten işinizi görüyor mu? Elde tutulur bir yanı var mı? Ona bakacağız. Normalde insanların çıkarttığı ses aralığı 80 Hz ile 14 kHz arasında değişiyor. Acaba şu an kaç frekans çıkarttım? Mikrofonlardan karşıya iletilen seslerde ya da telefon görüşmelerinde 300 Hz, 3400 Hz arası frekans akışı olur. Ses frekans aralığı yansıtılır. Tabii son dönemlerde HD voice, yani HD kalitede ses yansıtma özelliği gibi ek özellikler eklendi. İşte bu aralık 50 Hz ile 7 kHz ve üstüne kadar taşınabildi. Şimdi böylesi günümüzde ses olarak da iletim açısından iyi bir noktaya gelmişken iyi bir mikrofon almak gerekir. Şu anda Platronics Gamecom 780, yani 788 kafa üstü kulaklıkla ses kaydı alıyorum. Onun dahili mikrofonu var. Bir oyuncu kulaklığının, yani orta seviye bir oyuncu kulaklığının sunduğu performans, bakalım ucuza satın almış olduğumuz mikrofonların karşısında Gamecom 780, yani 788 ne kadar başarılı, onu da ölçmüş olacağız. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dust aç, Dust. Kardeş, Dust'ı açsana. Tamam. Şimdi bir oyuncu kulaklığı aldığınız zaman 150 ile 500 TL arasında bir fiyat ödüyorsunuz. Aynı zamanda dahili mikrofonu geliyor. Ek mikrofonlu olanlar var. Mikrofon kaliteleri genelde yetebiliyor. Kimisinin gürültü önleme özelliği var. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Bugün şöyle bir deney yaptık. İşte yaklaşık 250 TL'lik bir fiyata temin edilebilen Platronics Gamecom 788 kulaklığın mikrofonu. Aynı zamanda 4 dolara satın aldığım yaka mikrofonu ve aynı zamanda da kaç dolar almıştım? 6-7 dolar olması lazım. Bir de masaüstü mikrofon var. Onların hepsiyle teker teker ses kaydı aldım. Sesimin ne kadar iyi ya da ne kadar kötü yansıdığını dinleyip sizler de fark edebileceksiniz. Merhaba arkadaşlar, şu anda yaka mikrofonu üzerinden konuşuyorum. Kazancı düşürdüm. O artı 10 desibelli kısmı sıfıra çektim çünkü yaka mikrofonu olduğu için biraz daha yakın. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dust aç, Dust. Hadi kardeş. Headshot at da şeklini görelim. Kardeş, CSGO oynayalım mı? 15-20 lira verip aldığınız mikrofonlardan medet ummayın. Yani aynı şekilde çoğu arkadaş şey diyor.
50-60 liraya kulaklık alayım. Ses kalitesi ve aynı zamanda mikrofonu beni tatmin etsin. Öyle bir şey yok. Mikrofon ayrı bir olay abi. Devam ediyoruz. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merhaba kardeş, sesim iyi geliyor mu? Ses, ses. Dust 2... Dust 2 açalım beyler. Dust 2, Dust... AliExpress'te gezerken 4 yıldız ya da 5 yıldız, mikrofon kalitesi harika gibi yorumlara çok fazla takılmayın. Ben özellikle 4-4,5 yıldızda olan bir mikrofon seçtim, 4 dolar verdim. Bir tanesinde 6-7 dolar gibi bir şey verdim. Aradığım performansı bulamadım. Yani aradığınız performansı bulmak istiyorsanız size çok fazla yaka mikrofonu önerebilirim. Öyle dev gibi, yok Blue Yeti alayım, patates gibi önümde dursun, konuşayım, sunumumu devam ettireyim gibi olaylara girmenize de gerek yok. Çok güzel mikrofonlar var, çok harika yaka mikrofonları var. Onlardan bir tanesi de Rode SmartLav. Bir tane videom olması lazımdı. Aynen, Galaxy S7 Edge kutu açılışında ses kaydını Rode SmartLav'la aldım. Yani kalkıp adam gibi para verip, biriktirip daha iyi bir mikrofon alabilirsiniz. Öyle patates patates kulaklar almanıza hiç gerek yok. O yüzden seçimlerinizi yaparken dikkatli olun. Bana da sorabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Az çok mikrofonlu kulaklıklardan ve mikrofonlardan ağzım da yandı, bir yerlerim de yandı. O yüzden kimsenin bir yerinin yanmasını istemiyorum. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Elimden geldiğince sizlere deneyimlerimi aktarmaya çalıştım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Paylaşmayı unutmayın. Destekleriniz gerçekten benim için çok önemli. Çünkü ben elimden geldiğince sizlere de emek harcamaya çalışıyorum.